Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Line Spare Treasure atıyoruz. Karaktere çarpmadığı için çarpma yok diyor. Gördüğünüz gibi. Karaktere çarptığında can miktarı ekrana yansıyor. Ve canı azalıyor düşman karakterinin. Enemy can miktarı 80. Bastım 70. Bastım 60. 50. 40. 30. 20. 10. Ve öldü. Şimdi bunun C++ kısmındaki kodları nasıl? Mustafa karakteri CPP ve Mustafa Herder isminde iki klas oluşuyor. Enemy CPP ve Enemy Herder sınıf, iki tane sınıf oluşuyor. Mustafa Herder'a geliyoruz. Burada bakalım şöyle. Şunlar zaten otomatik geliyor. Yoksa da ekleyeyim. Bizim burada yaptığımız sadece şunları eklemek oldu. İşte Tragic Distance'ye 1000 dedik. Bir de Sound. Yani ateş etme sound. Fire sound. Yani pompalının sesi aslında bu. Bir de bir fonksiyon oluşturduk. U fonksiyon. Blueprint'ten çağrılabilir. Blueprint Callable diye. Void verdik. Traceline. CPP'ye geldik. Bunu burada nasıl çağırdık? Bir void oluşturduk. Mustafa Traceline. Buradaki Traceline işte şu oluyor. Bunu çağırıyoruz. Ondan sonra işte içeriğini böyle doldurduk parametrelerle. Daha sonra enemy şuradaki enemy'yi çağırdık. Ona log isminde bir tane değişken verdik. Sonra cast enemy'ye içine ulaştık. Daha sonra hit result'umuz devreye girdi. Dedik ki burada eğer lavuk yani düşman düşmanın içine şey içindeysek yani düşman şeyi varsa şunu bir kere yap. Hani line treasure değdiyse enemy can miktarını bir ekrana ver. Lavuk healthy. Onu veriyor. Sonra uplay game static'ten şeyi çal. Ateş etme sesini çal. Sonra eğer lavuk health'isini eksi her ateş ettiğinde eksi eşittir 10. Yani 10 birim azaltıyor. Sonra bir if daha koyduk. Dedi ki lavuk'un canı health'si küçükse ve hatta eşitse 0'a şöyle geri alalım. Lavuk öl. Ondan sonra da şu ekrana enemy dead yazsın. Eğer değilse şunu yapsın. Çarpma yok desin. Ve double line'da çizilmeye devam ediyor. Şimdi bu lavuk öl bir fonksiyon. Nereye yazdık bu lavuk öl fonksiyonunu? Enemy header'ın içine geldik. Bak buraya bir fonksiyon belirttik. Çağrılabilir. Void öl. Öl diye yani. Bunu da enemy cpp'nin içinden çağırıyoruz. Geliyoruz buraya. Yine burada da şeyler böyle. Şöyle aşağıya geliyoruz. Biz orada her ateş ettiğimizde o fonksiyon tetikleniyor. Bakıyor. Enemy öl. Diyor ki eğer can 0-0'a eşitse şu olacak. Can 0-0'a eşit olduğunda ne oluyor? Ölme sesi geliyor. Karakter diyor. Ölüm true oluyor. Sonra get match'ten get anim instance'dan montajladan death animasyon gerçekleşiyor. Buradaki death animasyon işte şuradaki death animasyon. Peki bu death animasyon nerede? Bunu böyle oluşturduğun zaman yani operative edit default only blueprint triad only kategori dediğin zaman bu şu enemy karakterinin içinde şurada dead ve dead animasyon ve de şey sound oluşturuyor. Dead sound neymiş? Dead sound bu. Ondan sonra acaba is dead öldü mü? Is dead bolen? Hayır. Başka orada bir de animasyon var. Dead animasyon. O da dead animasyon. Bunlar enemy'nin içinde, düşman karakterinin içinde. Bizim third person karakterinin içinde ise ateş etme sesimiz var. Thrice gönderiyoruz. O var. Bunu zaten CPP'de yazdık. Yani sistem bu şekilde çalışıyor.